Üçüncü sorumuzda bize bir durum verilmiş ve bu durum karşısında what do you say to make an excuse? Bir sebep, bir bahane olarak ne söylerdin sorulmuş. Durumu beraber inceleyelim. Imagine that one of your friends invites you to have a dinner at his or her house. Arkadaşından bir tanesi dinner akşam yemeğine çağırıyor seni. But you don't like him or her much. Ama onu çok fazla sevmiyorsun. And you don't want to accept his offer. Teklifini de kabul etmek istemiyorsun. However, you don't want to tell the truth. Gerçeği de çok küçük düşürücü olduğu için söylemek istemiyorsun. So, what do you say to make an excuse? Bir sebep, bir bahane olarak ne söylersin? Biz gerçeği söylemeyeceğiz. Bir excuse, sebep, bahane bulacağız. Adana'ya baktığımızda I am sorry but I don't like you. Üzgünüm ama seni sevmiyorum demiş. Burada bir excuse değil de doğruyu direkt söylemiş. O yüzden Adana şıkkı olmuyor. Bunu eliyoruz. B şıkkında I think you are such a snob. I hate you. Senden nefret ediyorum demiş. Yine düşüncesini açıkça söylemiş. Bir excuse, bir sebep söylememiş. C şıkkında It would be nice to have dinner with you. Seninle yemek yemek güzel olurdu. I can't miss it. Bunu kaçıramam diyerek teklifi kabul ettiğini görüyoruz biz burada. O yüzden bu da bizim için doğru cevap değil. Denizli'ye geldiğimizde I am afraid I can't. Üzgünüm ama yapamam. I have something else to do. Yapacak başka şeylerim var diyerek burada bize bir excuse, bir bahane söylemiş.